Arkadaşlar selam. Fabrika çıkışı LPG'li araç ile sonradan yapılan LPG araçlar arasında ne farklar var? Hangisi daha mantıklı? Hangisi daha avantajlı? Bu videoda bunu inceleyeceğiz. Konuğumuz herkesin de yakından tanıdığını düşündüğüm O Ses Türkiye'nin Ersen abisi. Ersen abi hoş geldin. Eyvallah. Nasılsın? Dur şöyle yapalım. Evet arkadaşlar, Ersen abi bizim uzun yıllardır müşterimiz. En son bu aracı satın aldığı Dacia Duster 1.6 motorlu aracı aldı ve fabrika çıkışlı LPG'li. Arkadaşlar bu aracın LPG'si Dacia'nın Romanya fabrikalarında orijinal olarak takıldı ve üzerinde Landrenzo var. Arkadaşlar Dacia Duster'da farklı motor seçenekleri var. Bunlardan bir tanesi de bu aracımızda görmüş olduğunuz 1.6 115 beygirlik motor. Bu motoru biz Megane'da hatırlıyoruz. Bu motoru biz yine Nissan'da hatırlıyoruz. Bu motor bizim bildiğimiz, ezberlediğimiz bir motor. Atmosferik motor ve LPG konusunda son derece problemsiz. Üzerinde Landrenzo var arkadaşlar. Yine Dacia Duster almaya gittiğinizde fabrika çıkışı LPG'li 1000 motor, 1000 TC motoru satın alabilirsiniz. Yine 1.3 diye geçen direkt enjeksiyonlu turbo motorlarında görebilirsiniz. LPG'li olarak alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, dolum ağzını da gördüğünüz gibi Dacia firması buraya yapmış. Ya aynı bizim gibi yapmışlar ha. Yani bakayım. Bizden kopya çekmişler. Biz de buraya yapıyoruz çünkü. Güzel olmuş. Beğendim. Şimdi Ersen abiyle hem aracı değerlendireceğiz. O aracı tanıtacak. Hem de fabrika çıkışı LPG'li sistemlerle bizim gibi montaj servislerinin yapmış olduğu LPG sistemler arasında ne farklar var? Artıları, eksileri, bunların tamamını konuşacağız. Hadi yola çıkıyoruz. Ve testimize başladık. Arkadaşlar fabrika çıkışlı Dacia Duster aracımızı Ersen abi aldı. Ersen abi bizim 20 yıllık müşterimiz, arkadaşımız, dostumuz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. O Ses Türkiye'den tanıyor herkes senin yüzünü, simanı. Evet, bu 2005'teki yarışmaya katılmıştım. Yaklaşık 6 senedir de zaten profesyonel müzik hayatımı sonlandırdım. Evet. Ama anılarda şöyle kaldı değil mi böyle? Evet, güzel oldu. İllaki tanıyanlar oluyor yolda çevirip de işte siz falan. İlk önce hatırlayamıyorlar, sonra ben onları hatırlatıyorum, ondan sonra akıllarına geliyor. Ben müziği bile şu anda hafızamda, aklımda. Evet. Seneler doldurmuş gamzelerini ama gözlerine dokunmamış yer. Böyle bir abi şarkı. Süper ya, harika. Var ya, sesin de muhteşem bu arada. Evet arkadaşlar, şimdi Ersen abinin aracı Dacia Duster 115 beygir ve LPG'li, ama fabrika çıkışı LPG'li. Romanya'da Dacia fabrikasında LPG'si takılmış. Şimdi bunun artıları var, eksileri var. Bundan bahsedeceğim size. Önce arabayı da tanıyalım. Dacia Duster şu an çok popüler bir araç. Belki de hani alma noktasında sıra bile olabilir. Çok satılan bir araç. Ersen abi şimdi bu aracı yeni aldın. 200 kilometrede henüz. Ne düşünüyorsun araçla ilgili? Ya şöyle, benim araçtan beklentim çok büyük, yüksek derecede değildi. Sonuçta bir Captur'dan buna geçiş yaptım. Evet. Ve bilerek, yani bunu birçok araştırmadan sonra benim amacıma ne uygun? Ben çünkü aile yaşantısı olan bir insanım. Evet. Çünkü babam beyin kanaması geçirdi ve onlarla birlikte yaşamak zorundayım bundan sonraki hayatımı. Babamı sağa sola getirirken altı yüksek araç olması özellikle çok önemli benim için. Evet. Ve geniş olması ve tabii ki ekonomik olması. Evet. Yakıt ölçümü yapabildik mi? Henüz yapamadım ama tahminlerim 25 kuruş civarı yakar diye düşünüyorum. Çok güzel. Peki aracı alırken fabrika çıkışı orijinal LPG'li olması sana bir güven verdi mi bu noktada? Tabii ki. Ama şöyle de bir durum var. Şimdi sizin gibi bu işi gerçekten kaliteli yapan insanları da bildiğim için çok da fazla, hani tamam Renault markası sonuçta, yani o güvencimiz sonsuz, ama sizin gibi bu işi duayenlerine de iş yaptırmakta o da ayrı bir avantaj yani. Eyvallah, bence. Teşekkür ederim. Şimdi gelelim bu işin artılarına, eksilerine. Arkadaşlar Dacia firması ve Renault firması OEM anlaşması gereği fabrikalarında LPG montajı yapıyorlar. Bu araçta yine OEM anlaşması gereği Landrenzo firması tercih edilmiş. Landrenzo markasının testleri yapılmış ve kalitesini ispatladığı için de bu aracı Landrenzo montajı yapılmış. İtalyan'da herhalde. Tabii İtalyan'ın önemli firmalarından bir tanesi. Bizim de bayisi olduğumuz bir marka. Önemli bir marka, iyi bir marka. Şimdi en büyük artısı arkadaşlar, fabrika çıkışı olmasından dolayı
güvenle kullanabiliyorsunuz. Yani parçalarının yerine yerleştirilme şekli çok sistematik bu arada. Tankını inceledik, böyle yerlere ayarlanmış. Yani imalat noktasında bu araba imal edilirken LPG'li olması da düşünülmüş. Baktığın zaman tamam diyorsun, yani bu araçtaki LPG sistemi fabrikasyon diyorsun. Gözüne çarpan hiçbir sakirlik yok, hiçbir olumsuz bir dizayn yok. Dolayısıyla hem estetik olarak ve hem de araca yüklenen program ve ayar noktasında, ki zaten sıfır araç olduğu için aynı programı yüklüyorlar ama uzun testler sonucunda elde etmiş oldukları bu programı yüklüyorlar. Güvenden insanlar alıyor. Ben aynı güveni yine Honda kullanıcılarından biliyorum. Onlarla da konuştuğumuzda, yani LPG'li Honda almış, fabrika çıkışlı, ki onlar da fabrikada yapılıyor. Niçin aldın diye sorduğumda güveniyorum, yani Honda'ya bu noktada güveniyorum diyorlar. Tabii bunlar artıları, güvenle kullanabileceğiz ve içimizde bir şüphe olmayacak. Bir artı da ben eklemek istiyorum. Evet. Şimdi ben 5 sene boyunca dizel bir araç kullandım. Tamam, dizel aracın turbosundan dolayı işte yakıtı tabii ki ekonomik ama LPG bir tık daha ondan daha ekonomik ve daha sessiz. Değil mi? Evet, yani en büyük artısı. Gerçekten kafam şişti derler ya. Ya şu anda buna bindikten sonra sanki böyle çok daha lüks bir arabaya binmiş gibi hissettim açıkçası. Hiç ses yok arabada bu arada. Evet, evet. Hani yani sesli soranlar varsa abi. Evet. Yani yalıtım da çok iyi. Hiç ses yok arabada ya. Bundan bir önceki kasa, ben Captur'u almadan önce 2015 evet. senesinde sıfır almıştım. Sağ olun. Captur'u almadan önce Duster'ı da test ettim bir önceki kasasında. Evet. Ama dedim bu araba kamyon gibi. Yani o zaman Captur'a yönelmiştim ama daha sonrasında bunu test edince 2018 senesinde bu kafama girmiş oldu. Aynen. Yani bakın, bu kasası çok iyi. Şu anki noktaya kadar test çok olumlu abi. Hı-hı. Yani bir taksi kıvamında, rahatlığında, aynen. süspansiyonunda araç çok sessiz. Ben çok beğendim. Duster yani evrim geçirmiş. Ben evet, daha önce evet, Duster kullandım. Kendime de aldım test amacıyla. Ben hatırlıyorum. De, yani sizde de vardı bir tane. Yani bu araba evrim geçirmiş şu anda abi. Yani alınır. Onun için zaten kuyruklu insanlar alma noktasında. Evet. Şimdi bunlar artılarıydı. Gelelim eksi taraflarına. O dönüş abi. Şimdi arkadaşlar, Ersan abi bizim servise geldi ve şunu dedi. Ya Yılmaz, bu aracı ben aldım. Land Renzo var. Sen de Land Renzo bayisisin. Buna bir bağlan da ısı derecesinde bir yükseklik varsa düşürelim dedi. Hı hı. Ama benzinden LPG geçişte biraz uzatıyor gibi. Evet, geldi daha erken olsun dedi. Evet. Ama bağlanamadık. Niye? Çünkü arkadaşlar, Renault ve Dacia firmaları soldan kendileri bağlanmak üzere tasarlamış bir program bu aracı yüklemişler. Dolayısıyla siz LPG ile ilgili sadece Dacia ve Renault servisleriyle muhatapsınız. Bu araçta Dacia servisine... Sanırım şuradaki soketten hepsine birden giriyorsun. Aracın beynine girip yani oradan aynen birden öyle. Giriyorsun. Evet. Yani bizim bu LPG sistemine bağlanma şansımız yok. Öyle bir aparat, öyle bir parçası yok. Dolayısıyla özel bir girişle LPG sistemine bağlanmamız lazım ki bizde yok. Dolayısıyla bu araç sahipleri sadece Dacia servislerinden hizmet almak zorunda. Peki bunun olumsuzluğu ne arkadaşlar? Bizim otomobil servisleri LPG konusunda deneyimsiz diyelim. Evet. Bu noktada özel bir ilgi ve alakaları yok. Yani çözüm noktasında çok zorlandıklarını... Biraz basma kalıp kurallar. Kesinlikle evet. Çok zorlandıklarını biliyorum. Yani bu arabanın LPG'sinde bir sorun olsa siz aracı Dacia servisine bırakacaksınız. Size 2 gün derler, 3 gün derler, 5 gün derler. Aracı boşu boşuna araçsız kalacaksın. Belki de 2 saniyelik bir iş yani. Kesinlikle bırakacaksın evet. derler çünkü çözüm noktasında çok tecrübeleri yok. Hatta sistemin komple sökülüp yenisinin takıldığını da biliyoruz bu arada. Dolayısıyla LPG ile ilgili bir durum oluştuğunda işte biraz ortada kalma şansınız yüksek. Bununla ilgili bir anım var. Onu size hemen kısa bir özet geçeyim. Evet. Ben Captur'u ilk aldığımda start stop ile ilgili yani gerçekten problemler yaşadım. Hiçbir ya, şekilde devreye girmiyor. Ya ben de onu hiç sevmiyorum ya. Kullanmayın diyorum aslında. Ama bakın şöyle bir şey var. İşte araçlar evrim geçiriyor. Teknoloji geliştikçe daha oturuyor bazı şeyler. Servise getirdim. Hiçbir şekilde bunun arıza yok dediler. Ya ama verimli kullanamıyorum. İşte şu sen şartlar. Sen kullanmak istiyorsun yani start evet, stopu. Evet. Evet. Şu şartlar, bu şartlar, işte protokoller falan filan bir sürü şeyden bahsetti. Yani bizim Avrupa Şampiyonası'na giden milli takımımız vardı ya, 7 evet. tane şart bir araya gelmişti. Evet. Dedim ki servisteki arkadaşa, ya dedim Avrupa Şampiyonası'na giden milli takım gibi yani bu ne dedim. Yani bunu kullanamayacaksam niye var bu start stop? Bana ne kardeşim, ben takımdan bakımdan benim işimi hallet yani. Ama şimdi 5 sene sonra bakıyorum bu arabada gerçekten 10 numara bir start stop her yerde devreye giriyor. Değil mi? Yani tam verimli. Belki de sen o verimsiz çağına denk geldiğin için biraz gıcık yok, kaptın. Yok abi, ben şu anda bu araçta da gıcık kapıyorum bu işe.
kullanmamanı tavsiye ediyorum. Hatta start stop'un iptal etme yöntemi var. Gerekirse sana her seferinde basman lazım bana. Evet. O biraz zor. Ben sana neden? Peki sen bana abi, karşı tezini sun. Start stop'un videosu gelecek yakında. Çekeceğiz bugün yarın. Hı-hı. Start stop'un zararları büyük. Yakıt tasarrufu yok. Yani onu söyleyebilirim. Yani ateşleme yapıyor çünkü. Bir tasarruf elde edemezsin start stop'tan. Sürüş konforunu bozar. Neyse bunları ben bir dahaki videoda anlatacağım. Ama start stop'u tavsiye etmiyorum. Hı-hı. Şimdi arkadaşlar dolayısıyla siz LPG ile ilgili bu araçta bir sıkıntı olduğunda Dacia ile birebir muhatap kalacaksınız ki çözümleri bu anlamda biraz sıkıntılı olabilir. Biz peki ne yapabiliriz? Hiçbir şey yapamayız. Yani biz LPG servisleri olarak bu araçlara bağlanamıyoruz. Bu anlamda daha önceki yıllarda yine böyle fabrika çıkışlı LPG sistemleri sökülüp normal bizim bağlanabildiğimiz ve ayar yapabildiğimiz LPG sistemlerine dönüş yaptığımız oldu bu araçlarda. Dolayısıyla en büyük problemi bu. Sadece Dacia servisine gebesiniz. LPG servislerinden hizmet alamıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar fabrika çıkışı bir LPG sistemine sahipseniz artık problemler başladığında, parçayla ilgili sorunlar başladığında ki mesela bu araç 3 yıl garantili değil mi abi? 3 yıl garanti. 3 yıl boyunca LPG sistemi ya da 100 bin kilometre. Yani aynen. Hangisini önce doldurursa. Aynı şekilde LPG sistemi de garanti kapsamında. Hı-hı. Bittiği zaman işte burada siz sistemi belki de komple değiştirme noktasına gelebileceksiniz ki işte o zaman bir LPG servisinden destek alınabilir ve bağlanabilir, ayar yapılabilir bir noktaya gelebilir. Bu en büyük handikaplardan bir tanesi. Bir başka handikapımız bu aracın kilometresi ilerledikçe, aracın milisaniye değerleri değiştikçe, oksijen sensör verileri değiştikçe ve düzeltme dengeleri yani LTF'de, STF'de döngüleri değiştikçe arkadaşlar bizim LPG ayarlarına müdahale etmemiz gerekebiliyor bu araçlarda. Yani şimdi bu araç 80 bin kilometre geldi. Yine ayar noktasında müdahaleler gerekebiliyor. Ama LPG servisinin dışında Dacia servislerinin, Renault servislerinin böyle yolda ayar yapma veya ayarlarına optimum şekilde müdahale etme şansları olmayabiliyor. Yani onların işi LPG olmadığı için olaya böyle bir daha yan iş bakıyorlar. Kesinlikle. Evet, evet. Yan iş gibi bakıyorlar. Ama bizim işimiz LPG, bütün işimiz LPG. Dolayısıyla bizim gibi ayar yapma şansları olmayacaktır. İlerleyen dönemlerde tahmin ediyorum fabrika çıkışı araçların dönüşümlerine başlayacağız. Yani üzerinde LPG sistemi var, fabrika çıkışlı ama atıyorum enjektörü arızalı. Bu aracın komple sistemini değiştirmek zorunda kalacağız. Atıyorum EQ'su, elektronik kontrol ünitesi arızalı, sistemi komple değiştirmek zorunda kalacağız. Bu da en büyük handikaplarından bir tanesi ama yani aracı güvenden alıyorsunuz. Arkasında Dacia'nın imzası var. Bunu biliyorsunuz. Renault firması. Kesinlikle. Ve Landrenzo gibi iyi bir marka taktığını biliyorsunuz. Güvenden alıyorsunuz. Biniyorsunuz. Tavsiye eder miyiz? Ben ederim. Problem yok. Hı-hı. Sence abi? Ama sonrasında anlattıklarından dolayı tabii ki bir soru işareti oluyor, kalıyor. Değil mi? Bu arada başka bir etken de ben bu arabayı yani tercih etmemin, Duster'ı tercih etmemin, yüksek aracı tercih etmemin sebebi de dağ tepe gezmem. Evet. Ve benim bir YouTube kanalım var. Öyle mi? İsmi de Pedal Pedal Anadolu. Oo süper abi. Hatta abi, burada bir bardağı size hediye etmek istiyorum. Vay. Açalım abi. Oh. Abi sen kamerayı gösterirsen. Abi şöyle bakın. Pedal Pedal Anadolu. Abi sen çok güzel doğa videoları. Gezdiğim yerleri. Yani bazı yerleri bisikletle gidebildiğim yerleri, bazı yerleri araçla gidip yürüyerek trekking yaparak çekiyorum. Ben sana bir şey diyeyim mi abi? Yemin ederim benim hayalimdeki kanal olabilir bu. Yani ben de bisiklete binmeyi çok seviyorum. Yani bisikletle böyle videolar keşke çekebilsem ama sen bunu başarmışsın. Pedal Pedal Anadolu. Aslında hemen bu üye olacağım. Biraz da pandemiyle birlikte başladı. Ben 6 ay oldu bu kanalı açalı. Evet. Pandemiyle birlikte dedim insanlar sokağa çıkamıyorlar. Bari biz bir şeyler yapalım insanlara, sokağa getirelim, doğayı getirelim. Değil mi? O zaman o sen anlamda bisikletini atıyorsun arabanın herhalde. Tabii askılığa takıyorum. O şekilde doğayla iç içe öyle çekimler yapıyorum. Vallahi bizim 120 bin olduk abi sağdan. 120 bin oldu abonemiz. Bizde şöyle bir bardak yok. Helal olsun sana abi. Sen yani böyle sevdiğim dostlarıma veriyordum. Masalarına koruyorlar. Yani aboneleri çoğaltmak amaçlı. Abi keyiflen içeceğim. Artık videolarda tavsiye edersen bunu, evet, içerken bunu göstereceğiz. Pedal Pedal Anadolu. Harika, süper. Evet Ersen abi, motoru görünce hemen aklıma benim bir önceki videom geldi. Bu araçlarda
buji ömrü 20 bin kilometre ama maalesef bu konuda Renault ve Dacia firmaları 60 bin kilometre olarak bunu belirtmiş. Özellikle bu aracı kullananlara tavsiyem şudur. 1.6 motorlar için bujilerini 20 bin kilometre değiştirsinler. Çünkü bu araçlarda NGK marka nikel buji çıkıyor. İridium olsaydı 60 bin 80 bin olabilirdi ama bu bujinin ömrü 20 bin kilometre. Bu Subaru ömrü için önemli bir kriter. Bunu belirtmek iyi oldu. Evet. Evet, bu da bir videomda sadece bu konuyu işlemiştim. Önemli bir konu çünkü. Ya ben zaten sizin firmayı şey olarak görmüyorum. Hani bir ticarethane gibi değil. Kendi biz ailem gibi. Mi? Kesinlikle. Hepsi şimdi gördüler beni, Ramazan Usta olsun, diğerleri değil olsun. Mi? Hemen hatırladılar. Yani bu çok güzel bir şey. Demek abi, ki güzel şeyler abi bırakmışız. Zaten işimizin en keyifli yanı biliyor musun? Böyle evet. Dostluklar elde ediyoruz. İnsanlarla tanışıyoruz ya. Bizim için kesinlikle. En keyifli taraf bu. Bir sürü yeni insanla tanışıyoruz. Az önce bir tane marangoz arkadaşımız geldi. Sana da anlattım abi. Hazır bir masa yapmış abi, bize getirmiş. Masif. Ha, hediye, evet. Hediye getirmiş böyle. Hem tanışmak için şeyden, Bayburt'tan gelmiş. Onda video koyarsınız. Vallahi koyarız herhalde, bilmiyorum. Dedim abi hakikaten Bayburt'tan mı geldin buraya? Evet dedi. Bu da benim yaptığım masa. Baktım abi, el işçiliği masa getirmiş. Oo, çok hediye güzel olarak. İşte bu. Sağ olsun. Ya demek ki insanlarda güzel şeyler bırakıyorsunuz. Kesinlikle. Ki. Bu arada yokuş kalkış desteği de var arabada. Güzel. Onda, ben sevdiğim bir evet. Özellik. Evet. Yani mesela üst sınıf arabalarda artık var bu şeyler yani. Kesinlikle. Standarda da dönmeye başladı aslında da. Evet. Ama çok sayılı arabada bu belirli bir şeyden, segmentten sonra diyeyim yani. Doğru. Yenilerin pek çoğunda var. Evet. Güzel bir özellik. Vallahi ben bu arabayı kullanırken şu anda yanında oturuyorum. Hiç böyle bir gariplik duymadım, görmedim. Evet. Yani çekişi, gidişi, süspansiyonu bana çok keyifli geldi araba. Kaç aldın abi? Fiyat da verelim. Ya şöyle 187 bindi. Ben tabii biraz daha uygun fiyata aldım. Hmm. Çok da fazla detaya girmeyelim. 187 evet. bindi. Yani şu anda almaya gitseler o zaman demek 187, 190 civarında. Şu anda ben aldıktan sonra bir indirime girdi. Benim değil de talihsizliğim. Evet. Bir 5-6 bin lira bir indirime girdi. Oo süper. Hı-hı. O zaman demek ki bu araba alınır yani. Kesinlikle alınır. Kesinlikle. Şöyle mesela Sandero Stepway'in yeni bir kasası çıktı. Evet. Onu da aslında bekliyordum ama sonradan düşündüm bu araba çok daha güzel. Doğru. Yani. O ufak gelebilir sana. Evet evet ufak. Aynen. Bagaj çünkü, hacmi. Çünkü sende bisiklet olayı var bir de. Tabii tabii. Aynen. Evet arkadaşlar, fabrika çıkışı LPG'li araçlar ile bizim gibi LPG firmalarında yapılan araçları karşılaştırmaya çalıştık. Arasındaki farkları ortaya dökmeye çalıştık. Umarım başarılı olmuştur. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Bu arada Ersan abi, anılarımıza bir video ekledik. Bunu böyle 5 yıl sonra, 10 yıl sonra izleyince evet. Keyiflen izleyeceğiz seninle. Yılmaz kardeşimle bir videomuz da vardı diyeceksin inşallah. Evet, evet aynen öyle. Arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Aracınıza iyi bakın. Sevdiklerinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.